Ahmet parasının 1 bölü 5'ini Mehmet'e verdiğinde Mehmet'in parası 6 bölü 100 oranında artıyor. Buna göre başlangıçta Ahmet'in parasının Mehmet'inkine oranı kaçtır? Şimdi mesela ben bu soruyu gördüm. Yine diyorum ki kolay bir şeyler vereyim. Oran sormuş sonuçta, belli bir oran olduğu için. Oranı tutturayım. Ama nasıl sayı vereceğim? Şimdi Mehmet'in parası 6 bölü 100 artıyor ya. Yani %6 artıyor. Öyleyse diyeyim ki Mehmet'in parası 100'müş, 106 olmuş. Basit olsun. 100'müş, 106 almış. Yani %6 artmış. 6 bölü 100 artmış. Tamam. Ahmet parasının 1 bölü 5'ini Mehmet'e veriyordu. 100'den 106'ya çıktı. Demek ki 6 birim ne burada lira ama 6 lira verdi atıyorum. 6 lira Ahmet'in parasının 1 bölü 5'ine denk geliyor. 1 bölü 5'e 6 ise tamamı nedir? 1 bölü 5 ne demek? 5'te 1 demek. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te 1'i 6 ise 6, 6, 6, 6. Şöyle 5'te 1 yapalım. 6. Tamamı 6, 12, 18, 24, 30. 30'dur. Veya çarparak da buluruz. Somutlaşsın diye yazıyorum. 30'muş Ahmet'in parası. Bakalım sağlıyor mu? Ahmet'in parasının 1 bölü 5'ini yani 6'yı Mehmet'e verdiğinde Mehmet'in parası da 100'dü. 100'den 106'ya çıktı. Yani %6 oranı da arttı. Buna göre başlangıçta Ahmet'in parasının Mehmet'inkine oranı nedir? Ahmet'in parasına ben 30 dedim, Mehmet'inkine 100 dedim. Dolayısıyla %30. Peki şıklar da yok, sadeleştirelim. 3 bölü 10. Demek ki şunu da yapsam oluyormuş. Yani Mehmet'in parasına 10, Ahmet'in parasına 3 deseydim de yine sağlıyor ama küsürlü şeylere giriyor. Ben %30'u niye kullandım? Pratik olsun diye. Ha, bu sorunun çözümü bu mudur? Matematiksel olarak bu değil tabii. İşte Ahmet'in parasına x diyeceğiz. X'in 1 bölü 5'ini Mehmet'e verecek. X bölü 5'i verecek Mehmet'e. İşte x bölü 5 Mehmet'in parasını %6 artıracak falan. Böyle denklemler arasında boğulacağız. Ona gerek yok. Mehmet'in parası %6 artmış. Diyorum ki öyleyse 100'müş 106 olmuş. Geliyorum diğer tarafa. Ne arttı? 6 arttı. 6 Ahmet'in parasının 1 bölü 5'i demek ki. 1 bölü 5'e 6 ise tamam 30'dur deyip soruyu çözüyorum.